Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane yazılı kampını sunar. 8. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılı provamıza başlıyoruz. Mükemmel bir yazılı provası hazırladık arkadaşlar sizler için. Hem hocalarımızın sorabileceği konular net bir şekilde belli. Biliyorsun ki Tonguç'um Milletin Bakanlığı sınavlarda bizlere örnek senaryolar yayınladı. Ve aynı zamanda örnek sorular yayınladı. Bizler de bu senaryolara bu sorulara uygun bir şekilde mükemmel bir yazılı prosa hazırladık. Hazır mıyız Tonguç Herhalde benim? Hazır değilim hocam. Hiç endişelenme birazdan hem sözcük anlamını hem cümlede anlamı hem parçada anlamı hem anlatım biçimlerini düşünce geliştirme yollarını fiilimsileri yazım kurallarını sana tek tek bak burasını hoca sorar diyeceğiz. Burası yazılıda sorulur diyeceğiz. Net bir şekilde her birini sana mükemmel bir şekilde göstereceğiz. Yazım kuralları noktalama şartları zaten LGS'de de en az iki soru olarak geliyor. Dolayısıyla biz bunlara çalıştığımızda aynı zamanda neye çalışmış oluyoruz? LGS'ye çalışmış oluyoruz. Harikasın. LGS'ye de çalışmış oluyoruz. Ve ve ve, ve daha da önemlisi burada sana bunları göstermeseydim söz sanatları. Diyeceğiz ki kardeşim bak futbolcular aslana benziyor. Aslanlar sahaya çıkıyordu cümlesinde futbolcuları aslana benzettiğimiz için benzetme sanatı var diyeceğiz. Ya da aslanlar... Selamun aleyküm diyor mesela. Aslan konuşmaz ki. Aslan konuşuyorsa konuşulma söz sanatı vardır diyeceğiz. Bunları sana güzel bir şekilde göstereceğiz. Metin türleriyle alakalı ve diğer konularla alakalı süper taktiklerimiz, süper yöntemlerimiz olacak. Hocam dinleme konuşma yazma sınavları da var. Diyorum dinleme konuşma yazma sınavları var ama bunlar için de sana harika taktikler vereceğiz diyeceğiz ki yazma sınavında başlığı sakın sakın unutma. Ya da konuşma sınavında yabancı sözcük kullanma kısa cümleler kur. Veyahut da dinleme sınavında aynı şekilde 5 n 1 2'ye sorulana ve özellikle de metindeki tarihleri ve isimlere dikkat edeceğiz Tonguç'um. Bunları güzel güzel öğreneceğiz ve tabii ki de en önemlisi sorularımız. Harika sorular hazırladık sana. Geçiş ve bağlantı ifadeleriyle alakalı map örnek yazılı soruları var. Aynı zamanda kelime anlamıyla alakalı mesela bu %100 gelecek. Veya hatta işte neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç. Bunları hatırlıyoruz değil mi? Mesela diyelim ki kar yağdığından yollar kapandı. Bu ne cümlesiydi? Neden sonuç muydu, amaç sonuç muydu, sonuç herhalde benim? Neden sonuç. Harikasın. Neden sonuç. Ya da işte LGS'de başarılı olmak için çalışıyorum dediğimizde bu ne cümlesiydi? Amaç sonuç. Harikasın. Amaç sonuç. Niye? LGS'de başarılı olmak amacıyla çalışıyorum. Koşul sonuç falan bunları da güzel bir şekilde öğreneceğiz. Başka nelerimiz var? Bak göstereyim. Baya baya sorumuz var. İşte e, konu sorusu, yazma sorusu, hikaye unsurları sorusu, asıl istenenler veyahut da yine bu anlam bilgisayar alakalı hep örnek yazılı sorusu benzerleri anlatım biçimleri açıklama metin öykülemi süper bir yazılı provası dedik filmsiler de var filmsileri de güzel güzel öğreneceğiz filmsiler biliyorsun sıfat fiil vardı zarf fiil vardı bir de ne vardı isim fiil evet çok güzel ad eylem diğer adıyla isim fiil vardı bunların her birini meb örnek yazılısına çıktığı şekilde göstereceğiz süper bir yazılı provamız bizi bekliyor şimdi yapmanız gereken arkanıza yaslanmak emniyet kemerleriniz bağlamak güzel güzel bizi dinlemek İlk başta taktikleri vereceğiz. Yazma konuşma dinleme ile alakalı. Ardından da sorularımıza geçeceğiz. Sizler mutlaka videoyu izlerken yanınızda yazı notlarında bulundurun. Yazı notlarında biliyorsunuz ki her bir sayfada bütün bu konuları sizlere özetledik. Bak burada hatta sayfaları da vereyim ben sana şimdiden Tonguç'um. Karışık olmasın. Sayfa 30'dan başlıyor. 31, 32, 33, 34, 35'in sayfalar, 36, 37. sayfalar hatta 39 da var 39'a kadar düşünce gelişme yollarına kadar güzel güzel çalışmalısın. Burada deneme fıkra desen romanla alakalı birazdan bir sorumuz var metin türleriyle alakalı. Söz sanatlarını zaten birazdan süper göstereceğiz sana. Ve sonrasında da mutlaka birinci dönem birinci ve ikinci yazılı denemelerini çözmelisin. Neden? Çünkü buradaki soruları çözerken eğer hata yaparsan sıkıntı yok. Karakadok doktorak soruların çözümünü buraya yazarsın. Ama Boş bıraktığın gene sıkıntı yok. Ama hiç yapmazsan bu soru, bu sorular hiç karşılaşmamış olursan o zaman bu bir eksiklik olur. Dolayısıyla hem yazılı denemeleri hem de yazı notlarıyla mükemmel bir başarı ulaşacağız. Hadi bakalım o zaman arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerimizi bağlayalım. Önce taktikleri verelim. Ardından da güzel güzel sorularımıza geçelim. Hadi bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi yazma, konuşma, dinleme takdiri çok çok önemli. Çünkü bunlarla alakalı zaten hocalarımız bizlere sınavda toleranslı davranacaklar. Böyle çok hadi bakalım yaz, hadi bakalım konuş, aa yapamadın demeyecekler. Ancak biz bazı taktikleri bilirsek sınavda çok daha güzel başarı yakalarız. Birincisi yazma sınavımıza şuna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar başlığımızı kesinlikle ve kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Ne demek başlığı unutmamak? Yani biz bir metni yazdıktan sonra güzel güzel yazdık diyelim ki en sona başlık koyacağız. Yazdıktan sonra bize metnin sonuna gereken bir başlık koymamızı isteyecekler. O yüzden başlık kısmının yanına yıldız koyuyorum. Genellikle öğrenciler başlığı en başta koyuyor. En son koyacağız başlığı ve en önemlisi de başlıkla alakalı şunu da söylüyorum. Başlık koyduktan sonra yazmak biraz kafamız karışır ama yazdıktan sonra başlık koymak çok daha iyi olur satır başı yapmamız lazım. Satır başından kastımız nedir? Yani biz mutlaka metni yazarken önümüze diyelim kağıtlar geldi. Şöyle bir kağıt koyalım mesela önümüze. Diyelim şöyle. Metni yazarken şöyle bir boş sayfamız var. Geldik. Buraya satır yapıyoruz. Satır başı, sonra aşağı satıra biraz daha kenara yaklaşmış oluyoruz. Satır başı yapıyoruz. Aşağı kenara yaklaşmış oluyoruz. Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini oluşturacağız. Giriş bölümünde anlatacaklarımızı özetlememiz lazım. Gelişmede örneklendirmemiz lazım. Sonuç bölümü, giriş bölümü de aynı anlamda olabilir. Bir de Yazım noktalama da çok çok önemli. Neden? Çünkü zaten hem 5. sınıfta, hem 6'da, hem 7'de, hem 8'de... ...gireceğiniz bütün sınavlarda, bütün sınıflarda... ...yazım ve noktalamadan size puan kıracaklar ve soru soracaklar. Dolayısıyla yazım hatası yapmadığımızı kontrol ederek ilerlememiz en doğrusu. Kelime tekrar yapmamamız da önemli. Geldik, başlığın altını çizdikten sonra geldik. Bu sefer de konuşma sınavımıza. Konuşma sınavında arkadaşlar, hemen şöyle dinleme sınavından önce konuşma sınavına gelelim. Konuşma sınavında arkadaşlar... Ses tonumuzu ayarlamak, yabancı sözcük kullanmamak, kısa cümleler kullanmak vücut dilini kullanmak çok önemli. Tabii buradaki arkadaşımız böyle <laughs> elinde bir resim biraz küçülmüş sınıfta iyice. Normalde bu kadar küçük değiliz biz. Ama şu kesin ki bazen böyle acaba arkadaşlarımız gülecek mi? Acaba yanlış mı söyledim? Acaba daha mı güzel söyleseydim diye birazcık endişelenebiliriz ama hiç endişelenmeyin. Zaten hep sizin sınıf arkadaşlarınız. Zaten hocanız konuşacağınız konular alakalı size önceden bilgiler verecekler. Dolayısıyla hiç endişelenmenize gerek yok. Çıkın tıkır tıkır konuşun ve emin olun okulda yaptığınız en önemli aktivite bu biliyor musunuz? Çünkü gerçek hayatta Televizyona da çıkabilirsiniz, radyoda da konuşabilirsiniz, sınıfta da konuşabilirsiniz, belli bir firmada, şirkette de konuşabilirsiniz fark etmez ama konuşmak çok değerli bir şey. İnsanların önünde çekinmeden konuşmaya kendinize alıştırmanız çok çok değerli arkadaşlar. Geldik buraya dinleme sınavımıza. Dinleme sınavı da yine çok mintoş. Neden? Çünkü burada anahtar kelimeleri not almamız lazım. Bir de 5 n 1 k yani ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına cevap aramamız lazım. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz arkadaşlar? metindeki tarihler ve özel isimler. Tarihler ve özel isimler o kadar değerli ki. Tarihler ve özel isimleri bildiğiniz zaman onları soracak hoca. Yani size okurken hoca konuşurken esasında metinden bazı tarihleri boş bırakacak. Bazı özel isimleri boş bırakacak. Dolayısıyla işte 1453 dedi, ne bileyim 1071 dedi, işte, işte 1923 dedi böyle önemli tarihlerin altını mutlaka çizerek dinlemenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla yazma, konuşma, dinleme takdirimiz çok çok değerli. Bunları mutlaka sana da uygulayın. Şimdi gelin hemen normal yazılımıza devam edelim. Hadi bakalım Tomuç. Evet şimdi sözcükte anlam, cümlede anlam, parçada anlam zaten LGS'nin de en önemli konusu. Yani toplamda bunlardan 12 daha 12, 3 daha 15 tane soru geliyor. Yani filmsel bir soru geliyor. Yazım noktalamadan bir soru geliyor. İkisiyle beraber 3 soru oluyor. Birkaç tane de bu diğer konulardan soru geliyor. Ama temelinde, temelinde şu anda gördüğümüz konu gerçekten çok çok değerli bir konu. Şimdi mesela fiilimiz çok kolay bir konu. Fiilimiz çekimli fiil, fiilimiz farkı, isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil diyor. Bunu hemen sana iki dakikada zaten öğretmiştik. Şimdi bir kez daha güzel bir şekilde hatırlayalım mesela. Şimdi fiilimsiyle alakalı ilk başta bilmemiz gereken şey önce cümlenin içerisinde neyi bulmamız gerekiyor Tonguç Herhalde benim? Yüklem. Harikasın. Önce yüklem bulacağız. Yani vagonlarımız vardı. Vagonlarımızın gitmesini sağlayan bir lokomotif vardı. Lokomotif olmadan tren hareket edemiyordu. Dolayısıyla lokomotif olan tren edemediği için biz buna yüklem diyorduk. Cümlenin en önemli ögesi olan yüklemi bulduğumuzda geriye kalan kelimelerden, geriye kalan sözcüklerden mame ile olumsuz yapılabilen kelimeler bizim fiilimsimiz oluyordu. Mesela bir cümle yazalım şimdi. Diyelim ki öğrenciler e, yarın sınava. Böyle bir cümle olur mu? Hayır hocam. Hayır. Peki burada ne eksik? yüklem eksik. O zaman öğrenciler yarın sınava girecek dediğimizde girecek kelimesi yüklem oluyordu. Şimdi bak yüklemi bulduk diğerleri de vagon. Lokomotif bulduk diğerleri de vagon. Yüklem haricinde geriye kalan kelimelerden mame ile olumsuz yapılabilenlere bakıyorduk. Burada girecek girmeyecek diye biliyorsun tamam bu fiil ama biz yüklem haricindekilere bakıyorduk. Yüklem haricindekilere baktığımızda öğrenciler öğrenmeciler olmuyor. Yarın yarmayın anlamsız. Sınava sınava on. Demek ki burada filmsi yok. Ama mesela şuna bakalım. Gelenlerin kim olduğunu böyle bir cümle olur mu Tonguç Elad'ım Hayır hocam. Olmaz. Niye? Gene yüklem yok. Gelenlerin kim olduğunu anlayamadım desin mesela. Gelenlerin kim olduğunu anlayamadım. Şimdi yüklemimiz anlayamadım. Yüklemimiz burada zaten. Öncelikle buluyorduk? Bulduk. Sonrasında geriye kalan kelimelerden mame ile olumsuz yapılabilenlere bakıyorduk. Gelenlerin gelmeyenlerin dur dur bir Kim olmuyor olduğunu olmadığını diyebiliyoruz. İki de iki. O zaman burada bir iki tane filmsiniz var. Peki bu film filmlerin çeşitleri nedir Tomuş Elal benim? İsim fiil. Patladın isim fiil inekleri, ma ış maktı. Halbuki bu gelen enek almış sıfat fiil. Du dık eki almış sıfat fiil. Dolayısıyla bunlar sıfat fiil oluyordu fiilimslerin eklerinin çeşitlerine bilmemiz gerekiyor Tonguç Şeladi benim. Dolayısıyla önce ile çekinin fiil farkını söyleyelim. Çekinin fiiller genellikle cümlenin sonunda oluyor ve kip ekleriyle Geliyor, okudu, okumuş, okuyacak, okumalı, okusa. Bunlar fiil. Fiilimsler ise genellikle cümlenin ortalarında oluyor. Yani vagon taraflarında oluyor. Aynı fiiller gibi mameyki alabiliyor ve onların da çeşidi var. İsim fiiller mayışmak ekini alıyor. Sıfat fiiller an, esi, mez, ağır, dik, ecek, miş yapmaklerinden biri oluyor. Bak burada an en sıfat fiil eki. Dık dık du du diye mesela dik eki sıfat fiil eki oluyor. Bir de zarf fiillerimiz var. Zarf fiillerin ekleri asiye kenyalayamadan ip arakladıkça falan onlara hiç gerek yok. Diyeceksin ki yükleme sorulan ne zaman veyahut da nasıl soruların cevabı bize filmsilerde bunu buldurabiliyor. O zaman Films ile alakalı bilmemiz gereken şey çok net bir şekilde belli Tomuç. Bir, öncelikle ne yapıyoruz? Yüklem. Harika, yüklem, yüklem, yüklem. Öncelikle yüklemi buluyoruz. Yüklemi bulduktan sonra geriye kalan kelimelerden de mame iki alanlara bakıyoruz. Şimdi hatta films alakalı sorumuz varsa ben hemen o soruyu da çözeyim ki sana. Çat diye hemen konuyu güzel bir şekilde pekiştirmiş olalım. Bayağı bir sorumuz var ama filmsel alakalı sorumuz da önemli olduğu için hemen burada. Ha, bak gelmiş bak burada diyor ki. Bu parçadaki bu dizelerdeki numaralanmış filmlerin türünü yazınız diyor. Şimdi başlayalım. Zaten filmsi bulmuş adam. Yani yapıp yetişemediği, sevmeyi diye filmsleri göstermiş. Filmlerin türünü yazınız diyor. İsim fiillerin ekleri ma ış mak ekleriydi. Tabi bunun kombinasyonları da var. Yani sadece ma ış mak değil. Ma m olabiliyor. Iş iş uş üş olabiliyor. Mak mek olabiliyor. Dolayısıyla bunu bileceğiz. Yani şöyle de yazalım. Ma m ış iş, mak, mek olabilir diyeceğiz. Bunlar isim fiiller. Bunlara if yazayım. İsim fiil. Peki bir de sıfat fiiller var. Sıfat fiillere baktığımızda ise ne diyeceğiz? An var, esi var. Az önce söylemiş ki mez var, e, ar var, dik var, ecek var, miş var. Anası mezar dikecek mi şey Bu da sıfat fiildi tamam. E, gerek kalanlar da zarf fiildi. Aklına tutabilirsin. İlla bu ekleri yazmana gerek yok. Zihninde tutan da yeterli. Şimdi birincisi yapıp diyor. Yapıp da sence İsim fiil mi sıfat fiil mi Tomcu? Bilemedim hocam. Bak bilemedim diyorsan hemen düşüneceksin. Ya kardeşim yapmak kelimesi ıpeki almış. Mayışmak eklerinden birini almamış. An esi mezarlık geçecekmiş. aldı ek belli zaten ıpeki. O zaman mayışmak değilse an esi mezarlık geçecekmiş değilse geriye bir tekne kalıyor? Zarf fiil kalıyor. Zarf fiil kaldığı için de yapıp bunu hemen yazıyorum. Zarf fiil olduğunu yazacağız. Zarf fiil yapıp. anlaşacak mı? ZF. Şimdi elimin yetişemediği yerlere beni sen yükseltirsin öğretmenim diyor bak. Şimdi burada yetişemediği diyor bak M var ama bu olumsuz ilgi. Yetişti yetişemediği. Şimdi da bir dik var. D, I, R. Şimdi hani nasıl ma, m olabiliyorsa, ış, iş olabiliyorsa, mak, mek olabiliyorsa. Burada dik eki de k harfi yumuşayıp d olabiliyor. İşte o yüzden bu da tabii ki e, sıfat fiil oluyor Tonguç Sıfat fiilleri yeşil yazdığım için buraya da sıfat fiili yeşil yazıyor. Niye? Dik eki almış. Gezdiğim yerler. Nasıl yerler? Yetişemediği yerler sevdiğim insanlar. Yetişemediği yerler. Sıfat var burada. Nasıl yerler yetişemedi? Dik. Şimdi geldik üçüncüsüne ne demiş? Vatanı milleti bayrağı sevmeyi daha çiğdem sen senden öğrendin bak. Sevmeyi diyor. Şimdi sevmek fiili, fiilin kökünden sonra bu olumsuzluk eki mi değil mi acaba? Eğer olumsuzluk eki olsa sevmemeyi diyemezsin. Ama sevmemeyi diyebiliyorsun. Sevmeyi, sevmemeyi. Ama burada olumsuz ekini bir tane daha getiremedim mesela. Yetişemememedi diyemiyordun. Bu zaten olumsuzluk eki. Burada ise sevmeyi sevmemeyi diyebiliyoruz. Demek ki bu olumsuz eki değil. Bu ne? Mame eki. Mame eki nerede burada bak. Mame isim fiil. O zaman biz buna sevmeyi isim fiil yazıyoruz. Tonguç Eladim Sevmeyi m isim fiil. Yetişemediği dik sıfat fiil. Yapıp ıp zarf fiil şeklinde aklımıza tutuyoruz. Tonguç Eladim Hanım. Zarf fiil neklerini illa ki merak ediyorsan yine de yazalım. Ken bak ırken yani çalışırken. Ken eli yani sen gideli. Kenyalı esiye, kenyalı asiye yani ölesiye çalışıyor. Kenyalı Asya Maden yani çalışmadan dığında, maden dağında işte ince vardı ya çalışınca ip az önce gördüğünüz ip gibi arakladıkça veya aa işte koşa koşa gitti gibi ifadeler kullanılıyor. Ama ben bu ekleri öğrenmekten ziyade daha çok e, öğrencinin... İsim fiil ve sıfat fiilliklerini bilmesi yeterli. Zarf fiil ise daha çok yükleme sorulan ne zaman ve nasıl sorularıyla bulunuyor. Tonguç Elal Şimdi bak film alakalı bir sorumuz daha var. Onu da çözümüze daha iyi pekiştireceğiz. Demiş ki bu metnin film sürelerine birer örnek yazınız demiş. Aa bu metinden bulacağız yazacağız. İsim fiil mayışmaktı. Sıfat fiil anası mezar dikecekmişti. Zarf fiili zaten biliyoruz. Şimdi önceki filmleri bulalım. Hepimiz biliyoruz ki kitap okumak bir insanın hayatta edinebileceği en güzel en yararlı alışkanlıklardan biri. Şimdi burada öncelikle bulalım hepimiz biliyoruz ki kitap okumak bir insanın hayatta edinebileceği en güzel en başarılı alışkanlıklardan biri. Tabi bu cümle yüklemi çok zor söyleyeyim ne olduğunu. Daha cümle yüklerine gelmedik ama. Kitap okumak özne bir insan hayatta edinebileceği en güzel en yararlı alışkanlıklardan biri de yüklem oluyor. Şimdi burada yüklemin içine de olabilir bazen filmse. Fakat burada zaten makmek iki alabilen kelimelere bakacağız Biliyoruz ki kelimesi makme hikiki alabiliyor. Yani biliyoruz bilmiyoruz diyebiliyoruz. O zaman buna filmsi diyebilir miyiz? Hayır hocam. Yemeyiz. Niye? Çünkü bu yöreki almış. Bu yoreki alan çekimli fiil. Dolayısıyla sen okumak, okumamak isim fiilini yakalaman lazım. Veyahut da edinebileceği, edinemeyeceği. Ecek eki almış bak. Makeki isim fiil eki. Ecek eki sıfat fiillerdeki, anası mezardaki çekmiş eki. Ama biliyoruz ki yoreki... fiilimse eki değil. Yoreki... fiillere ait bir ektir. Yani. yani fiiller yorekini kullanır. Şöyle göstereyim sana bak şimdi. Hatırlarsan 7. sınıfta bir fiiller vardı. Fiiller vardı. Şimdi biz 8. sınıfa gelince bir de fiilimsileri öğrendik. Fiilimsileri öğrendik. Fiiller de mesela diyelim ki sevmek fiilinden hareket edelim. Sevmek fiiline biz farklı farklı kipekleri getirebiliyorduk. Haber kipleri vardı, dilek kipleri vardı. İşte şöyle hatta göstereyim. Mesela bak seviyor şimdiki zaman ekiydi. Sever geniş zaman ekiydi. Sevmiş duyulan geçmiş zaman. Sevecek gelecek zaman. Sevdi görülen geçmiş zaman. Sevmeli işte gereklilik gibi. Sevse şart gibi. Sevelim ...iste kipiydi. Veyahut da sev emir kipi vardı. Bu ekler fiil ekleri. Bunları görürsen zaman fiilimse demeyeceksin. ekleri ise başka bak. Mesela... ...yine aynı şekilde sev kelimesiyle... ...bu sefer fiilimseler yapayım. Bunlar... ...başka yani. Fiilimseler, isim fiil, sıfat fiil... ...zarf fiil diye çeşitleri var. Fiilimsel ekleri... ...mesela yeşile göstereyim. Mesela... ...sevmek, isim fiil eki. Veyahut da işte... ...sevenler mesela bak. En eki, sıfat fiil iki. Ya da... ...sevdiğim, bak dik eki. Ya da sevince ünceki zarf fiil eki sevip severek işte ee, ne diyelim mesela sevmeden mesela anlaştık mı sevmeden veyahut da işte severken bak bunların her biri net bir şekilde filmsekleri olduğunu bilmen lazım. Yor eki dolayısıyla şimdiki zaman eki olduğu için tonguçum bunu bu tarafa koyuyoruz. Biliyoruzuz çekim filmi buraya bırakıyoruz. Bu filmsi olamaz. Devam edelim. Çocuklarının doğru zaman doğru eserleri okumasını bak okuma sını ma isim eki sağlayarak erekarak zarf eki... kitapların dünyasına adım atmalarını hayatları boyunca boyunca boymayınca diyemediği için buna da diyemezsin bir şey yani bu boyunca önce almış yemesin onları besleyecek bir edebiyat yolculuğuna besleyecek beslemeyecek ecek yiyecek yani sıfat eki... bir edebiyat yolculuğundan çıkmalarını çıkma sağlayabilirsiniz çünkü her yaşa hitap eden eden etmeyen en eki almış çocuklar yol gösterip göstermeyip ufkunu açan açmayan bir kitap mutlaka vardır diyor. dolayısıyla burada bir sürü filmsi var sen isim fiili mayışmak iki alanlara örnek vereceksin. Mesela okumak mayışmak iki almış. Okumak yazanlar puan kazandı. Okumasını yazanlar da puan kazandı. Birer örnek yazınız demiş ben hepsini yazacağım ki siz hangisini bulursanız buradan tam puan aldığınızı bilin. Yine aynı şekilde atmalarını yazdıysanız da tam puan aldınız. Ya da çıkmalarını yazdıysanız da tam puan aldınız. Bunlar çünkü isim fiil. Sıfat fiillere bakalım. Sıfat fiilleri de maviyle yazalım. Ne vardı mesela? Edinebileceği. Bak. edecek iki almış e edinebileceği. Bu bir sıfat fiil örneği. Ya da okumasının neydi Tonguç Herhalde Isim İsim fiil. O isim fiildi zaten onu buraya koyduk. Sağlayarak zarf fiil e başka var mı? Besleyecek bir edebiyat bak. Besleyecek. Ecek eki almış. Besleyecek. Anası mezar dikecek eki almış. Eden mesela. En eki almış. Sonra açan mesela. Bunlar hep sıfat fiil eki aldığı için sıfat fiil oluyor. Devam ediyoruz zarf fiillere. Zarf fiilleri de işiyle gösterelim. Geri kalanlar zarf fiil oluyor. Mesela sağlayarak. ...sağlayarak net bir şekilde... ...erek arak eki almış bir zarf fiil. Ya da... Ee, ...gösterip ip eki almış. Hani dersimizin başında vardı ya... ...gösterip ip ek, yapıp gibi. Bunlar da zarf fiil oluyor Tonguç Ela değil mi? Şimdi biz geri dönelim en başa. En baş sayfamızı geri dönelim. Demek ki biz çekimli fiille... ...fiilimsi farkını az biraz anladık. Ne yapıyoruz? Önce yüklemi buluyoruz. Sonra içeride mame eki alabilenlerin... ...fiilimsi olacağına dikkat ediyoruz. İsim fiiller ma ış mak yapma emeklerini alıyor. Sıfat fiiller anası mezar dikecekmiş bir şey alıyor. Zarf fiiller de tabii ki geriye kalan sorulara yani ne zaman nasıl olanı cevap veren diğer kelimelerimiz oluyor. İlk dönem hedefi yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 8. sınıf yazılı notlarının içinde. Hem de tüm derslerle birlikte sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da bulabilirsin. Şimdi gel istersen sözcükle anlam sorumuza bakalım. Demiş ki bu metinde bazı sözcüklerin anlamı aşağıda verilmiştir. Anlam verilen sözcüklerin metinden bularak anlamlarını karşısına yazınız diyor. Wow. Bakalım şimdi. Anlam verilen sözcüklerin metinden bularak anlamlarının karşısına yazınız diyor. Bize kelimeyi buluyor. Bu tür sorularda yapmamız gereken şey şu Tonguç'um. Şimdi ilk başta soru kökünü okudun ya. Sonra hemen metne geçme. Burada kelimeleri sen kendi bir anlam bulmaya çalış. Mesela bir şeyin aslına benzetilerek yapılan çakma yani düzme düzmece gibi bir şey yani fake gibi bir şey olacak ne olacağını bulacağız birazdan. Veyahut da kötü veya yanlış bir şeyi önleyecek yol tedbir ne olabilir mesela? Şimdi benim aklıma geliyor burada da olur diye söylemiyorum. Bir noktadan çevreye 5 veya daha fazla çıkıntısı olan çok köşeli şekil. Hmm. Neyse bakalım şimdi. Türkiye şimdi Türkiye kelimesi bunlardan hiçbir olamaz. Cumhuriyet bu da olamaz. Merkez Merkez çevre olmaz, banka bu da olamaz, tarafından tarafından olamaz, basılan çağıt paraların para da olamaz, sahte. A bir şeyin aslına benzetilerek yapılan çakma düzme düzmeci düzme sahte yani fake. O zaman buraya sahte kelimesini rahatlıkla yazıyoruz. Bak tek tek irdeledik devam ediyoruz. Sahte olup olmadığını anlaşılması için birçok güvenlik 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 yol tedbir kötü veya yanlış bir şey önleyecek yol. Güvenlik önlem. Ha önlem. Önlem daha iyi bak. Önlem kelimesi sahip. Güvenlik önlem olur diyor. Önlem. Tedbir. Bak hem de eş anlamlısı. Devam ediyoruz. Örneğin banknotların ön yüzünde bulunan yıldız motifi içerisinde. Şimdi örneğin diyor. Bu örnek olamaz. Banknot bir noktadan çevreye beş veya daha fazla. Bu da değil. Ön yüzünde bulunan ee, yıldız motifi içerisinde. Yıldız. Yıldız olabilir mi? Bakalım yıldız nasıl oluyor? Şöyle bir yıldız çizelim. Şu noktadan başlıyor ve beş noktaya bak. Bir. 2, 3, 4, 5 noktaya çıkın. Tamam, o zaman bu yıldız. Başka bir şey olamaz. Ee, yıldız yazalım şuraya. Ön yüze bulunan yıldız motifi içerisinde mot yıldız motifi. Çünkü motifi demeye gerek yok. Çok köşeli şekil yıldız. İçerisinde para birimi değeri mikro yazılar ile işlenmiştir. Yani kelime kelime irdeleyip ben gerekiyor. Onun için bu tarz sorular. Geldik buraya. Aşağıda verilen cümleleri hatta özellikle çünkü ne var ki ifadelerinden herhangi biriyle eşleştiriniz diyor. Beraber yapalım. Camları kapattım. Hatta Şiddetli bir fırtına ve yağmur başladı. Olmuyor. Camları kapattım. Özellikle şiddetli bir fırtına ve yağmur başladı. Olmuyor. Camları kapattım. Çünkü şiddetli bir fırtına ve yağmur başladı diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Hiç diyebiliriz. O zaman birincisinin yanına çünkü yazıyoruz. Şuraya hemen şöyle ben büyükçe çünkü yazıyorum. Çünkü burada bir neden sonuç var. Neden kapattın? Çünkü şiddetli bir fırtına ve yağmur başladı diyoruz. Çünkü yeledik. Devam ediyoruz. Müdür toplantı yapacak. Hatta herkesin bu toplantıya katılmasını istiyor diyebiliyoruz. Müdür bu toplantı yapacak. Özellikle herkesin bu toplantıya katılmasını istiyor diyebiliyoruz. Müdür bu toplantı yapacak. Ne var ki herkesin bu olmuyor. O zaman hatta ve özellikle olabilir. Hatta yazabilirsin. Ya da özellikle yazabilirsin. Hiç fark etmez. Okuma yazma öğrenmiş. Hatta arkadaşlarına mektup bile yazmış diyebiliyorsun. Okuma yazma öğrenmiş. Özellikle arkadaşlarına mektup bile yazmış. O da oluyor. O zaman... Hatta özellikle de diyebiliyoruz. Bu şuraya da özellikle Şöyle yapalım bence hatta. Buraya, buraya hatta yaz. İkisi de olur bu arada. Hiçbir sıkıntı yok da. Şuraya özellikle yazalım. Bu sanki daha iyi oturdu. Şimdi müdür toplantı yapacak. Özellikle herkese bu toplantıya katılmasını istiyor. Okuma yazmayı öğrenmiş. Hatta arkadaşlar mektup yazmış. Bu arada az önceki cevap da doğru arkadaşlar. Hiç endişelenmeyin. Sadece ben sizin içinizde daha rahat etsin diye böyle eğer sınavda sıkıntı yaşarsanız değiştirmeyi görün diye yaptım. Evi tadilata sokmak istiyorum. Hatta ev sahibi tadilattan kaçın. Olmaz. Zaten özellikle de kullanın. Evi tadilata sokmak istiyorum. Ne var ki ama ne yazık ki ancak El sahibi tatilattan kaçıyor diyebiliriz. O zaman cevabımız net bir şekilde ne oldu? E, çünkü özellikle hatta ve ne var ki? Orada. Şimdi geldik kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından hareketi yazınız diyor. Böyle bir soru zaten az önce sormuştuk. Yüzde yüz hocanız da soracak. O yüzden buraya dikkat dinlemesin Tonguç'um. Şimdi kelimelerin anlamlarını yazmamızı istiyor bak. Anlamını verip kelime yazmamızı istemiyor da kelimelerin anlamını yazmamızı istiyor. Yelken kanat sporu dikkatli bir şekilde yapıldığında oldukça güvenli bir aktivitedir. Ancak güvenliği sağlamak için iyi bir eğitimden geçmiş olmak ve hava koşullarını doğru bir şekilde değerlendirebilmek gereklidir. Kalkış iniş tekniklerinde yeterli deneyime sahip olmak, ani rüzgar değişiklikleri veya sert iniş gibi potansiyel riskleri en aza indirmeye yardımcı olur diyor. Bak şimdi potansiyel, deneyim ve risk kelimeleri var. Şimdi birincisi potansiyel kelimesi nedir biliyor musun Sonuç Herhal benim? Hayır hocam. Potansiyel demek yani ee, böyle mümkün olan demek yani böyle bir potansiyelin var mesela. Senin LGS'yi kazanma potansiyelin varsa senin legesi kazanma potansiyelin var demektir. Senin legacy kazanma potansiyelin varsa legesi kazanma mümkün demektir. Dolayısıyla gelecekte oluşması mümkün olan gelecekte oluşması mümkün olan potansiyel demek. İmkanlı olan şeylere biz potansiyel diyoruz. Deneyim ise bir insanın tecrübesi yani bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin toplamı. O zaman bir insanın edindiği mesela benim anlattıklarım bir tecrübe edindiği bilgilerin kazanımların, deneyimlerin ee, toplamı tamamı toplamı ya da tamamı diyebilirsin risk ne olduğunu biliyoruz zaten risk nedir Tonguç benim LGS hocam güzel bir espri yaptın gerçekten risk LGS değil LGS çalışırsan yapabileceğin güzel bir sınav inşallah risk zarara uğrama tehlikesi zarara uğrama tehlikesine biz risk diyoruz. Her zaman risk olabilir. Devam edelim. Şimdi geldik buraya. Bu parçadaki altı çizili cümleyi anlam ilişkisi bakımından neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç ile birlikte değerlendiriniz diyor. Şimdi neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonucu dersin başına sorduğunda bilmişti. Çok güzel biliyordun. Bakalım şimdi bilebilecek misin? Hep beraber görelim. Fazla gürültülü ortamlarda bulunmak ya da yüksek sesle müzik dinlemek işitme duyusuna zarar verir. Ancak bu zararın nasıl ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyordu. Yapılan yeni bir araştırmada işitme kaybının iç kulakta bulunan bir maddenin düzenin değişmesiyle ilişkili olduğu belirlendi yüksek sese maruz kalındığında buradaki çinko düzeyi arttığı için hücreler zarar görüyor ve iletişim kurmakta zorlanıyorlar. Böylece işitme kaybı ortaya çıkıyor. Şimdi için kelimesinin olduğu yere amacıyla kelimesi koyabiliyorsak cümle ne cümlesi oluyor Tolga Şelal'de benim? Amaç sonuç. Evet. Peki burada için kelimesinin olduğu yere amacıyla koyabiliyoruz bakalım. Yüksek sese maruz kalınlığında buradaki çinko düzeyi arttığı amacıyla hücreler zarar görüyor diyemiyoruz. O zaman bu cümle ne cümlesi olmuş herhalde Neden sonuç? Mükemmel. O zaman birincisi neden sonuç diye şöyle güzelce yazalım. Neden sonuç oldu? Çünkü hücrelerin zarar görmesi ve iletişim kurmakta zorlanmasının sebebi burada çinko düzeyinin artmasıdır diye söylemiş. Bir cümle belli bir nedene, belli bir sebebe, belli bir gerekçeye bağlanmış. Anlaştık mı? Ve için kelimesinin olduğu yere amacıyla kelimesi koyamadığımız için buraya biz amaç sonuç cümlesi diyemeyiz. Ama mesela LGS'de başarılı olmak için çalışıyoruz mesela. Burada LGS'e başarılı olmak amacıyla diyebiliyorsun için kelimesinin olduğu yer. Yani. Şimdi geldik buraya. Bu metinden hareketle flamingoların pembe rengini kaybetmesinin sebebi ne olabilir demiş. Bakalım. Flamingoların tüylerinin pembe renkli olmasının sebebi tükettikleri besinlerde yüksek miktarda karotenoid pigmentinin bulunmasıdır. Hmm. Bu pigment havuç ve bal kabağına turuncu rengi, domatesi kırmızı rengi, mısırada sarı rengi verir. Karotenoidler ayrıca yosunlarda ve tuzlu su beslendiği beslendiği mikroalglerde bulunur. Flamingolar, genellikle alpler, yosunlar, küçük böcek larvaları, yumuşakçalar, tuzlu karidesleri gibi kabuklar ve küçük balıklar ile beslenir. Flamingoların besinlerinde bulunan en zengin karotenoid kaynakları yosunlar ve tuzlu su Bu besinlerin sindirilmesi flamingoların tüylerini pembe renge dönüştürür. Ancak flamingolar bazen pembe rengini kaybeder. Gri veya beyaza dönüşür diyor. Şimdi flamingoların pembe rengini kaybetmesinin sebebi ne olabilir diye bizden tahmin etmemizi istiyor. Şimdi neden olabilir acaba? Bak flamingolar ...besinlerinde... Bilemedim hocam. Tamam bilemediğini biliyorum. Tahmin edeceğiz. Sonuçta bir dakika. Flamingoların besinlerinde bulunan en zengin karotenoid... ...kaynakları yosunlar ve tuzlu su karidesleridir... ...dedi ya. Bu besinleri... ...sinirilmesi de bunların rengini pembe dönüştürüyordu. Ama pembe rengini... ...kaybediyorsa demek ki bu besinleri alamıyor diyebiliriz. O zaman... E, ...yosunlar ve su tuzlu, tuzlu... ...su karideslerini yeterince tüketmemesi... ...diyebiliriz. Ya da... E, ...daha net yazmak için... ...karotenoid... ...pigmentinin, karotenoid pigmentinin bulunduğu besinleri yeterince tüketmemesi şeklinde yazabiliriz. Yeterince tüketmemesi şeklinde yazabiliriz. Tamam. Şimdi, bu metnin hikayelerini bulup yazınız demiş. Şimdi hikayelerde yer vardı, mekan, olayın geçtiği evler, binalar, araziler... Zaman olayın geçtiği zaman dilimi. Sabah, öğle, akşam, yazın, kışın. Kişiler, kahramanlar. Bir de olay var. Şimdi bakalım. Soğuk bir sonbahar sabahıydı diyor. Soğuk bir sonbahar sabah dediğine göre biz burada bir kere zamanımız belli. Hemen yazıyorum. Soğuk bir sonbahar sabahıydı. Hem sabah olduğunu söylemiş hem sonbahar olduğunu söylemiş hem de soğuk olduğunu söylemiş. Bakalım. Öğrenciler öğretmenlerinin öncülüğünde ülkenin tarihine tanıklık edecekleri bir müziğe gideceklerdi. O zaman yerimiz de belli. Müze. Müzeye gidiyorlar. Belki otobüste kalacak. Bilmiyoruz zaman bir müzeye yazalım biz. Ee, öğrenciler var kişiler olarak. Öğrenciler var. Başka ekleyebiliriz birazdan. Başka ne var? Öğretmenler var. Ondan sonra... Başka kim var? Göreceğiz. Ülkenin tarihine tanıklık edecekleri bir müzeye gidecekler. Otobüs yolculuğu sona erdiğinde... Otobüsü yer zaman kişiye yazamazsın. Olay da değil. Otobüs yolculuğu sona erdiğinde öğrenciler müzenin kapısına içeri girdiler. Hala müze var. Elif etrafını hayranlıkla incelemeye başladı. O zaman kişilere bir de Elif'i bize ekleyelim. Elif de eklendi. Müzede geçmişin izlerini barındıran eserler ona adeta başka bir dünyaya adım attırmış gibiydi. Şimdi yere dünya diyemezsin çünkü zaten başka bir dünyaya derken burada bir mecaz anlam var. Birbirinden ilginç sergiler arasında dolaşırken Elif gibi diğer arkadaşları da en çok geçmiş dönem kıyafetlerine ve minyatürlere ilgi gösterdiler. Ha. Öğrenciler, öğretmenler Elif ve arkadaşları diyebiliriz bak. Elif ve arkadaşları diyordu. Yani esasında onlar da öğrenciler grubuna giriyor. Elif ve diğer arkadaşlar en çok geçmiş dönem kıyafetlerine ve minyatürlere ilgi gösterdiler. Öğretmeni Elif'in yanına geldi ve geçmişi öğrenmek, geleceği şekillendirmek için önemlidir dedi. Elif bu cümleyle derin düşüncelere daldı. Tarih sadece kitaplarda değil yaşananlarda ve hissedilenlerde gizli diye Elif kendinden geçiyor. Şimdi burada müze yer dedik başka bir yer yok zaten bir de müzeye gittiler. Zaman soğuk bir sonbahar sabahıydı tamam kişiler, öğrenciler, öğretmenler Elif ve arkadaşlarıydı. Yani öğrenciler, öğretmenler Elif de diyebiliriz. Olay ise Elif ve arkadaşların öğretmenleriyle birlikte tarihle ilgili bir müziğe gitmesi dememiz yeterli. O zaman yazalım. Elif ve arkadaşlarının işte öğretmenleriyle veyahut da birlikte öğretmenleriyle değil ki hata olmasın. Öğretmenleriyle birlikte öğretmenleriyle birlikte tarihi bir müze gitmesi. Tarihle ilgili ya da tarihi çünkü tarihten bahsetti. Tarihi bir müze gitmesi. Belki bir işte İstanbul 1453 Müzesi'ne gittiler. Belki Topkapı Sarayı'na gittiler. Bilmiyoruz. Şimdi geldik başka bir soruya. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu tarz sorular esasında ana düşünce sorularıdır. Ve ana düşünce sorularında çok dikkat etmemiz gereken şey şudur Tonguç'um. Bize metnin içerisinde bazen sonlara doğru ana düşünce verir. Bazen metnini genelniye yer, bazen de ilk cümlelerde verir. Ama senin kesin bilmen gereken bir şey varsa, böyle devam eder adam anlatırlar la 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 sonlara doğru kısacası diyerek ana düşünceyi verebilir, özetle diyerek ana düşünceyi verebilir, yani diyerek ana düşünceyi verebilir. Bazen de anlatır anlatır ama diyerek ana düşünceyi verebilir, oysa diyerek ana düşünceyi verebilir. Yani bazı anahtar kelimeler bizim ana düşünceyi bulmamızı çok kolaylaştırır. Şimdi gel bakalım burada bizim kolaylaştıracak bir şey var mı hep beraber görmeye çalışalım. Şimdi hata yapma korkusu insanın potansiyelini sınırlayan görünmez bir duvardır. Her başarının arkasında birçok deneme ve yanılma vardır. Başarısızlık öğrenmenin en önemli aşamalarından biridir ve insanın gelişimi için gereklidir. Yaptığımız işte ilerlemek ve başarılı olmak istiyorsak yaptığımız hatalardan çıkardığımız derslerle yola devam etmeliyiz. Korkularımızı yenip harekete geçtiğimizde yeni fırsatlar ve deneyimler kazanırız diyor. Şimdi Burada anahtar kelimeler yok. Dolayısıyla biz metin bütününe yakalamamız lazım. Sırf kendi aklına dayanan hatalardan kurtulamaz. Bu doğru ama burada bahsetmedi. Başarılı insanlar hataya asla tahammül edemez. Böyle bir şey gördün mü sen Tonguç'um? Hayır hocam. Ben de görmedim yani. Doğru ama burada böyle şeyden bahsetmedi. Hata yapmaktan korkan başarıya ulaşamaz. İşte bu. Bak. Yani yaptığımız işte ilerlemek ve başa olmak istiyorsak yaptığımız hatalardan çıkardığımız dersel yola devam etmeliyiz. Esasında gerçekten de LGS sürecinde bu çok çok önemli. Yani sizler yazılı notlarından çalışıyorsunuz, yazılı denemeleri çalışıyorsunuz, denemelere giriyorsunuz, sınavlardan çalışıyorsunuz. Hatalarınız çıkabilir. Emin olun yaptığınız her bir yanlış sizi daha çok başarıya yaklaştıracak. Yaptığınız her bir yanlışı LGS'de yapmayacaksınız ve ya inşallah başaracaksınız. İnsan hata yaptıkça doğru yolu bulamaz. Ne alakası var, Hata yaptıkça doğru yolu bulur diyor. Dolayısıyla cevabımız net bir şekilde C seçeneği. Geldik başka bir soruya. meb örnek yazılı sorusu benzerine. Metni yazan kişinin bu yolculuktaki asıl amacı nedir diyor. Diğer soruda da Karşılaştığı zorluklardan bahseden cümle yazınız diyor. Bakalım. Bazı insanlar hayatın telaşından kaçıp doğanın sessizliğine sığmayı tercih eder. Benim de tek arzum bu sessizlikte kaybolmaktı. Yolum yıllardır görmeyi hayal ettiğim dağların zirvesine çıkıyordu. Bulutların üstünde yıldızların arasında olmak işte hayal buydu. Geceleri gökyüzüne bakarken hep aynı düşünceyle iç geçirdim. Bir gün orada olacağım. Sonunda bu hayali gerçekleştirdim. Ancak yolculuğun başına karşılaştığım zorluklar zirveye ulaşmam bir hali geciktirdi. Zirveye vardığımda aradığım huzuru ve o muhteşem manzarayı buldum ay karanlığı aydınlattı o an hayallerimin ötesine ediyor. Gerçekten doğaya gitmiş ve kaybolmuş. Ee, sen ise burada ne yapıyorsun Tonguç'um? Hayatın nasıl geçiyor? Sabaha kadar inekleyerek. Evet <laughs> kadar inekleyerek geçiyor. Sen ders çalışıyorsun. O ise gökyüzündeki yıldızlara bakıyor. Sıkıntı yok. Şimdi burada kişinin asıl amacı nedir? Doğanın sessizliğine kaybolarak dağların zirvesinde huzuru ve manzarayı bulmak diyebiliriz. O zaman şöyle diyelim. Şöyle kırmızı kalemle yazalım. Kişinin asıl amacı nedir? Doğanın sessizliğinde kaybolarak, kaybolarak e, yıldızların arasında olmak, dağların zirvesinde hatta şöyle diyelim virgül dağların zirvesinde huzuru bulmak diyebiliriz. Huzuru bulmak diyebiliriz. Burada cevabı farklı farklı diyebilirsin. Dağların zirvesinde huzuru bulmak ve doğanın sesinde kaybolmak da diyebilirsin. Yerleri değişebilir. Metinde kişinin zirveye çıkarken karşılaştığı zorluklardan bahsedilen cümleyi yazınız diyor. Şimdi bak o nerede? Şurada. Diyor ki bak yolculuğun başında karşılaştığım zorluklar zirveye ulaşmamın bir hayli geciktirdi. Heh. Karşılaştığı zorluklar ne yapmış? Demek ki ee, onu geciktirmiş. Karşılaştığı zorluklar yazın demiyor. Karşılaştığı zorluklardan bahsedilen cümleyi. Neresi? O da şu. Yolculuğun. O zaman yazalım bunu. Ancak yolculuğun ee, başında bu cümle yazman gerekiyor. Bu kadar basit. Karşılaştığım zorluklar diye devam eden cümleyi böyle yazacaksın. Ben şimdi yazarak vakit kaybetmeyelim. Zirveye ulaşan bir hali diye yazdığı zaman buradan da tampon almış oluyorsun. Dikkat! Bu fırsat 2011 tayfayı yakından ilgilendirmektedir. 8. sınıf şampiyon paket alanlara yazılıların süper ikilisi, birinci dönem yazılı notları ve yazılı denemeleri hediye. Şampiyon paketler sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da. Şimdi gelelim anlatım biçimlerine. Anlatım biçimleri dört tane. Açıklama bilgi veriyor. Betimleme bir şeyleri gözümüze canlandırıyor, tasvir ediyor. Öyküleme bir olay, masal, roman, hikayeden alınmış parça bir olayı anlatıyor bize. Tartışmada konuşmamasında bize bir şeyi anlatmaya çalışıyor. Şimdi bakalım. Sahil uzunluğu 64 metre olan Kıbrıslı yalısı alt katta 15, üst katta 6 olmak üzere toplam 21 odaya sahiptir. Tavanlarının tamamı alçan olan yalının duvarlarında sahibi Kıbrıs Mehmet Emin Paşa'nın da bir yağlı boya tablosu dahil olmak üzere çok sayıda eser bulunmaktadır. Ayrıca ünlü yazar Yahya Kemal'in en sevdiği toplantı yeri olarak da bilinmektedir diyor. Şimdi burada bize Kıbrıslı yalısı hakkında bilgi verilmiş mi Tonguç'um? Evet hocam. O zaman bilgi verildiyse burası açıklama diyeceksin. Açıklama anlatım biçimi kullanılmış. Peki neden diye sorarsa da okuyucuya yani bize okuyucuya bilgi verilmiş. Eğer bilgi verildiyse açıklama kullanılmıştır diyebilirsin. Bu metinde kullanılan düşünce geliştirme yollarını yazınız. Şimdi düşünce geliştirme yollarına baktığımızda örneklendirme var, örnek verebilir. Sayısal verilerden yararlanma var, sayısal veriler verebilir. Karşılaştırma yapabilir. Bu böyledir, şu ise şöyledir diyebilir. Tanık gösterebilir, önemli bir kişinin sözünü tırnak içine alabilir. Aynı şekilde benzetme yapabilir, kişileştirme yapabilir. Bakalım burada neler var. Sahil uzunluğu 64 metre olan Kıbrıs yalısı diyerek ve 21 odaya sahiptir diyerek alt katta 15, üst katta 6 olmak üzere diyerek. Burada bir kere bize kesinlikle sayısal verilerden yararlanın. Çünkü sayılar, rakamlar, oranlar, miktarlar varsa sayısal verilerden yararlanma vardır. Aynı zamanda devam edelim. Ee, Tavanlarının tam alçan olan yalının duvarlarına sahibi Kıbrıs pa Emin Paşa'nın da bir yağlı boya tablosu dahil olmak üzere çok sayıda eser bulunmaktadır diyor. Ayrıca ünlü yazar Yahya Kemal'in en sevdiği diyor. En sevdiği için bak en, kadar, daha gibi sözcükler olursa karşılaştırma da vardır. Dolayısıyla buraya karşılaştırma ifadesinde yazıyoruz. Tonguç Şeladim benim. Başka neler var bakalım. Şöyle sahil uzunluğu 64 metre olan Kıbrıs yalısı alt katta 15, üst katta 6 olmak üzere toplam 21 odaya sahiptir. Tavanlarının tamamı Asya'nın olan yanının duvarlarını. Sahibi Kıbrıs Emet Mehmet en bir yağlı boya tablosu sahibi olmak üzere. Çok sayıda eser bulunmaktadır. Çok sayıda eser var diyor. Ha bak. Aynı zamanda bu eserlere de bir örnek veriyor. Kıbrıs Mehmet, Mehmet Emin Paşa'nın bir yağlı boya tablosu da varmış. Demek ki eserler var deyip geçmiyor. Bir tane de örnek veriyor. O yüzden örneklendirmede kullanılmış diyebiliriz Tonguç Evladım'ın. Demek ki sen eğer bir örnek verildiyse örneklendirme var diyeceksin. Daha, en, kadar gibi sözcükler varsa, ise gibi sözcükler varsa karşılaştırma var diyeceksin. Oran, sayı, miktar verildiyse sayısal verilerden yararlanmış demen gerekiyor Tonguç Evladım'ın. Şimdi... Filmlerin türleri sorusunu yapmıştık. İsim fiiller, sıfat fiiller, zarf fiiller vardı. Metinden de bulmuştuk. Devam ediyoruz. Yazım yanlış sorusuna geldik. Artık sorularımız yavaş yavaş azalıyor. Sen sonrasında mutlaka yazılı notlarından ve yazılı denemelerinden çalışma yapıp süper sonuca ulaşacaksın inşallah. Şimdi bu parçadaki altı çizili ifadelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Karadeniz'in kıyısındaki Bartın'a gezi için gidenler soluğu ilk önce Amasra ilçesini alır. Şimdi Karadeniz özel bir isim olduğu için çekim eki kesme işaretiyle ayrılmış. Burada bir sıkıntı yok. Amasra ilçesinde derken ise bir hata almış. Amasra ilçesinin iyisi küçük yazılmalıydı. Yani burada B seçeneğinde hata yapılmış. Doğrusu şöyle olmalıydı. Amasra ilçesinde şeklinde olmalıydı. İlinde ilçesi derken bu küçük yazılır. E, 3000 ayrı yazılır. Tamam bu da doğru. Kem, e, Kemere Köprüsü diyor. Bu da yine aynı şekilde K büyük yazılır. 1, 3 ve 4'te hata yok ama B'de yani ikinci ifadede Amasra ilçesinin iyisi küçük olmalı. Şimdi geldik söz sanatlarına. Söz sanatlarını zaten dersimizin başında söylemiştik. Neydi? Futbolcular aslana benziyor dediğimizde... ...benzetme vardı. Hatta söz sanatlarını şöyle özen bir daha geçecek olursak... ...bak şurada bir kez daha göstereyim. Bir benzetme söz sanatımız var. Burada gibi ifadesi çok kullanılıyor. Futbolcularımız aslan gibi güçlü diyorsun mesela. Kişileştirme var. İnsan olmayan varlıklara insana özgü özellikler veriyorsun. Diyelim ki kalemler çok mutsuzdu. Çok üzüntülüydü, çok sevinçliydi. Kalemler sevinmez ki, üzülmez ki. Bu kişileştirme oluyor. Eğer insan olmayan varlıklar insanmış gibi konuşursa... ...bu konuşturma oluyor. Yani... Şimdi benzetmenin diğer adını da söyleyelim sana. Benzetmenin diğer adı teşbih. Kişileştirmenin diğer adı teşhis. Konuşulmanın diğer adı da intak. Ama bu isimler çok önemli. Zaten Türkçesiyle verirler. Konuşturma ise işte kalem, yeşil kalem, siyah kaleme selam aleyküm dedi. Ya kalem konuşmaz kardeşim. Zaten konuşulmanın olduğu yerde doğal olarak kişileştirme de olmuş oluyor. Aynı zamanda abartmamız var. Abartmada diğer adıyla mübalağa. Yani işte ee, ne diyebiliriz? İşte futbolcu topa bir vurdu top uzaya gitti. Böyle bir şey olabilir mi yani imkanım mı? Ronaldo vurursa gider hocam. Ronaldo vurursa da gitmez Tonguç'um. Kim vurursa vursun gitmez. Sabri de vursa, Icardi de vursa, başka kim var Messi de vursa top asla uzaya gitmez. O bir abartma oluyor. Ronaldo'nun şutu uzaya gider. Gitmez gitmez neyse. Şimdi abartma oluyor yani. İşte futbolcu topu vurdu uzaya gider olmuyor. Peki aynı zamanda aynı zamanda başka ne diyebiliriz? Bir de tezat var yani karşılık. O da mesela diyelim ki işte komşular birbirine düşman olsa da bahçedeki çiçekler birbirine sevgi duyar. Bak sevgi duymak düşman olmak. Veyahut da e, ne diyebiliriz mesela? Ağlarım aklıma geldikçe güldüklerim. İşte hatta onun şairin orijinalinde şöyle diyor. Ağlarım hatıra geldikçe gülüşüklerimiz diyor. Bunlar da karşılık oluyor. Bir de mesela şimdi ben bunlardan bir tanesi alakalı soru sorayım. Sen de onu bilmeye çalış. E, ne diyelim mesela? Annemin dişleri bembeyazdı, inci gibi dediğimizde. Burada bak annemin dişleri İnci gibi derken, gibiyi kullanıyoruz, benzetme oluyor. biz hangi söz sanatını yapmış oluyoruz? Annemizin dişlerini inciye benzetmiş oluyoruz. Tamam, annemizin dişlerini inciye benzetmiş oluyoruz ama sen annemizin dişlerini inciye benzetmiş oluyoruz... ...sen annemizin dişlerini inciye benzetmiş oluyoruz değil de, benzetme sanatı var diyeceksin. Şimdi gel istersen burada sorudan yapalım beraber. Gökyüzü turuncu ve pembe tonlarının birbirine karıştığı bir tablo gibi karşımıza duruyordu. Ha, Gökyüzünü bir kere hemen yazalım buraya şöyle, hatta siyah kalemle yazalım. Gökyüzünü... Ne yapıyor? Bir tabloya benzetiyor. Gökyüzünü. Niye? Çünkü tablo gibi dedi. Bak gibi görünce hemen benzetmeyeceksin. Gökyüzünü tabloya benzetiyor. Bu bir. Güneş ufukta yavaşça kaybolurken yıldızlar birer birer parlamaya başladı. Rüzgar ağaçların yapraklarına fısıldıyor. Ağaçların ışırtısı ünlü bir melodiyi çağrıştırıyordu. Her köşede bir hayal, her gölgede bir anı gizliydi. Bak Gökyüzünü tabloya benzettiği için bir kere teşbih benzetme var diyeceksin. Bu bir. İkincisi bir şey daha var. Ağaçların ışırtısı ünlü bir melodiyi çağrıştırıyor. Bak ağaçların hışırtısını melodiye çağrıştırıyor diyor. Ağaçların ışırtısı melodiye benzetiliyor diyeceksin. Melodiye benzetiliyor. Benzetiliyor. Çağrıştırıyor demiş çünkü. O zaman şu siyahla gösterdiklerim benzetme. Gelelim devam edelim. Ne var? Bir de yeşil kalemle gösterelim. Bir şey daha söyle bak diyor ki rüzgar ağaçların yapraklarına fısıldıyor diyor. Rüzgarın ağaçların yapraklarına fısıldaması nedir benim Konuşturma. Harikasın demek isterdim ama diyemiyorum. Fısıldama konuşturmaya girmiyor. Çünkü fısıldamak insana özgü bir özellik olduğu için kişileştirme. O zaman şöyle diyelim bak şimdi. Rüzgarın ağaçların yapraklarına fısıldaması yazıyorum buraya. Fısılda fısıldaması burası konuşturma değil senin söylediğin gibi maalesef kişileştirme oluyor. Neden? Çünkü konuşmamışlar yani. Rüzgar ağaçların yapraklarına merhaba diyor deseydi. Yani merhaba diye bir sözcük veya bir konuşma bir sözcük olsaydı o zaman konuşma derdik. Konuşma. Ama burada fısıldamak fıs, fıs, fıs. bu insana ait bir özellik olduğu için biz buna konuşturma değil kişileştirme diyoruz. Sonuç herhalde benim. Geldik başka bir soruya. Aşağıdaki metin özelliklerini dikkate alarak türünü bulunuz ve bu metinden hareketle metin türünün üç özelliğini yazınız diyor. Şimdi metin türlerine baktığımızda bize sınavda 8. sınıfta bütün metin türlerini sorabilirler. Çünkü biz geçmiş yıllarda birçok metin türünü öğrendik. Ama temelinde biz bu sene metin türlerinde yani 8. sınıfta göreceğimiz metin türleri birincisi ve en önemlisi tabii ki deneme. Hatta onları da yazalım şöyle bak şöyle ne olduğunu. Ondan sonra bu soru yapalım. Bir deneme var. Denemede yazar düşüncelerini rahat bir şekilde dile getirecek. Sonrasında makale var. Bu ise ciddi, bilimsel. Yani asla öznel cümle kullanamıyorsun. Kanıtlayıcı ifadeler kullanman gerekiyor. Sonra fıkra var. Nedir fıkra deyince sonuç herhalde benim? Nasrettin Hoca fıkraları. Yok o değil. Bu o fıkra değil de bu gazetelerde köşe yazısı. Yani işte gazetelerde okuyucuları bilgilendirmek için politik konularda veya futbolla alakalı konularda yazılan köşe yazıları fıkralar oluyor. Gazete ve dergiyası. Destan ise ulusların kahramanlıklarını anlatıyor. Bir de romanlarımız var. Yaşanmış ya da yaşanabilir olayları anlatan uzun türler. Şimdi buraya bakalım bunlardan hangisi hep beraber bunlara çalışalım. Bir yolculuğa çıkmak her zaman heyecan verici olsa da zamanla bazı şeyler değişir. Yeni yerler görmek, farklı insanlar tanımak insana başlarda büyük bir coşku verir. Ancak bu sürekli hareket hali zamanla bir tür endişe ve belirsizlik duygusu doğurur. Yolun başındaki heyecan yerini güven arayışına bırakır. Hala seyahat etmeyi seviyorum ancak artık bu maceraların beni nasıl dönüştürdüğünü daha fazla fark ediyorum. Yolda olmak insanın kendi iç yolculuğuyla da yüzleşmesine neden oluyor. Şimdi burada adam ciddi bir şey anlatmamış. Rahat rahat söylemiş. Güncel bir konuda değil bak. Fıkranın en önemli özelliği Tonguç'um güncel konularda olmasıdır. Politik konular daha çok. Makalenin en önemli özelliği ciddi olmasıdır. Destanın en önemli özelliği ulusal olmasıdır. Roman uzun uzun bir olay anlatılır. Bu roman olmadığı kesin zaten. Buraya zaten geriye bir tek deneme kalıyor. Neden? Çünkü adam deneme türüne ait bütün özellikleri yapmış. Bir, kişisel düşüncelere yer vermiş. Kendi düşüncelerini söylüyor. Kişisel düşüncelere yer vermiş. Aynı zamanda herhangi bir konu hakkında yazmış. Herhangi bir konu hakkında yazılabilir. İlla bilimsel mesela makaleler ciddi ve bilimseldir. Bak buraya yazıyorum. Bilimseldir. Herhangi bir konuda olabilir ama makale şey deneme. Bu herhangi bir konuda yazmış. İşte yolculuk hakkında yazmış. Ve iştenlikle anlatmış. Yazar ele aldığı konuyu iştenlikle anlatmış diyebiliriz. Yani bence diyerek kendi düşüncelerini dile getirerek, öznel bir anlatım var diyerek bu sorunun özelliklerini söyleyebiliriz. Şimdi yazılı programımız bitti arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken mutlaka yazılı notlarından ve yazılı denemelerden çalışmak. Bu arada LGS sürecinde mutlaka size yardımcı olabilecek şampiyon paketimiz de hazır. İçerisinde 8 yıldız var. Yani 8 yıldızdan daha fazla yıldız var. Hatta göstereyim. Kaç tane yıldız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane yıldız var. Zoru bankaları var. Dinamo serisi var. Tüm dersler soru bankası var. Bütün bunları bitirdiğinizde 8. sınıfta şampiyonluk garanti arkadaşlar. İçerisindeki tüm kitapları şimdi açarak sizi yormak istemiyorum. Ama şampiyon paketini mutlaka tedarik edin diyorum. Hepinize hem LGS yolculuğunuzda hem de yazılarınıza başarılar diliyoruz. Hadi bakalım görüşmek üzere. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane yazılı kampını sundu.